Bizim elimizdeki veriler şu, bu 502, yani tespit edebildiğimiz en azından 502 emekçinin %60'ı işçi ve memur, yani ücretli. %25 civarı kendi nam ve hesabına çalışan, özellikle esnafların ve çiftçilerin işçileşmesi sürecini görüyoruz burada. Yani çok yoğun olarak hani batıyor hani işçiler, esnaflar. Ya işçileşecek ya buna benzer açıkçası sonuçlar çıkıyor. İş kolu olarak baktığımızda mesela dünyadaki örneklerden bizde biraz daha farklı. Yani bizde biraz daha eğitimli iş gücü intihar ederek hayatına son veriyor. Mesela dünyada daha çok metal işçileri örnek gösteriliyor. Yani Uzak Doğu'da, Fransa'da, Avustralya'da, yani ilerlediğimiz örneklerde ve daha çok çalışma koşullarıyla alakalı. Yani yoğun çalışma koşullarıyla alakalı. Ama bizde özellikle eğitimli iş gücü mobbing mesela artı bu ekonomik sorunlar hani eklenince iş kolunda özellikle ticaret büro iş kolu, o torba iş kolunda mesela çok yoğun olarak bir intihar söz konusu. Yine tabii ki bizde de belli sanayi iş kollarında var. Yani inşaat, metal, taşımacılık gibi iş kollarında da intiharlar gözüküyor. Şimdi intiharların mesela 1/4'ü borç, %13'ü işsizlik, %11'i mobbing nedeniyle olmuş. %51'ini bilmiyoruz. Yani bunlara açıkçası ulaşabildiklerimiz, diğer %51'inde büyük bir çoğunluğunu SGK biliyordur. Daha çok intihar ederek hayatına son veren işçiler yanlarında mesela intihar mektubu da bırakıyor. Bunlar açıkçası kayıtlarda var ama biz bilmiyoruz. Orada açık açık hani isimlere, şirketlere kadar arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Şimdi cinsiyetlere göre biz genel olarak mesela iş cinayetlerinden farklı bir ayrım görmüyoruz. İş intiharlarında intihar edenlerin %6'sı sadece kadın, %94'ü erkek. Araştırılması gerekiyor. Açıkçası bizim elimize özel olarak bir veri yok. İntihar edenlerin çok büyük bir çoğunluğu orta yaş grubu. Yani 28-50 yaş arasında intihar eden işçilerin 1/3'ü bu yaş grubunda, ama gitgide gençleşen bir yaş şeyi var. Bunu hani söyleyebiliriz. Ve yine daha çok sanayileşen ya da yani sanayileşen buraya işçi olarak gelmiş olabilir büyük şehirlere ya da Zonguldak, Denizli gibi geleneksel sanayinin tasfiye edildiği şehirlerde intiharlar yoğunlaşıyor mesela. Bunu çok iyi görebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani temel verilerimiz açıkçası bunlar. Daha birçok şey söylenebilir ama yani çok yönlü bir şey. Yani işin sosyolojik boyutu var, sağlık boyutu var, çoklu, yani birbiriyle iç içe geçiyor. Yani borç, mobbing iç içe birçok kişisel nedenlere dönüşüyor. Yani borcunuzu, yani evlenecek borcu var, evlenemiyor, atanamıyor, aileden kavga ediyor. Şimdi en son bir kafe çalışan arkadaşımız Diyarbakır'a gitmiş. Şimdi 33 yaşında, muhtemelen 17-18 yaşında buraya çalışmaya geldiyse, bir kafede çalışıyorsa, 15 yıldır ailesiyle bağlarını kopardıysa, daha Diyarbakır gibi bir yerden gelip İstanbul'da daha geleneksel hani bağlardan uzak yaşıyorsa, ama bu arkadaşımız bir yıldır işsizken aile evine dönmek zorunda kalıyorsa, buradaki sorunlar silsilesini iyi düşünmek gerekiyor. Hani bir de örgütlü değil, gündelik yaşantısındaki, sosyal yaşantısındaki değişiklikler. Ya da mesela hani biliyorsunuz ya iPhone telefonu oluyor. Diyorsunuz ki hani işçiler niçin hani iPhone telefonu alıyor? Alıyor, 3 bin lira, 4 bin lira veriyor, alıyor. İşsiz kalınca onu değiştiriyor, 1000 liralık ikinci el telefon alıyor, 500 liralık ikinci el telefon alıyor. Sosyal ilişkileri bozuluyor, ailesinin yanına gidiyor. Neden geldin, gelmedin, etrafına bir sürü açıklama yap vesaire falan. Sonra bu ne diye yansıyor mesela etrafa? Kişisel sorunlar diye yansıyor. Hani bütün erkek kişisel sorunlar çekiyor ki hani hayatına son veriyor. Yoksa hani bir insan niye hayatına son versin gibi. Bunları bilmiyorum, yani iyi bilmek gerekiyor.